Hiç endişelenmene gerek yok kızım. Her şey kontrolüm altında. Tek yapacağın şey sana hamilelik kursunda öğrettiklerimi tekrarlamak. Tamam mı? Bilir. Belki biraz geç ama yani becerebilirsen bir oğlan doğru ver be kızım. Hadi canım göreyim seni. Unutma. İhsan Bey. İhsan Bey. İhsan Bey. İyi misiniz? Doktor çağırın. Hepsine doktor çağırın. Ne yapıyorsun be? Manyak mısın? Bırak beni be. Kusura bakmayın İhsan Bey. İyisiniz değil mi? İyiyim. Tamam. Ben sizin izninizi isteyecektim. Malum vazife bekler. Sağ ol. Cafer. Emeğinin karşılığı. Sağ ol kardeşim. Ne gerek vardı? önemli değil. 100 milyon mu? 100 milyon mu? İhsan Bey, sizin ailede başka hamile var mı? Hayır, sanmıyorum. Önemi yok. Ben beklerim. Yerimi biliyorsunuz. İyi geceler. İyi geceler. Sana da hocam. İhsan Bey. Ben Pelin Hanım'ın doğumunu yapacak doktorum. Burada ne işin var kardeşim? Kız doğuruyor. İçeri gel. Sizi almaya geldim. Beni mi? Ne yapıyorsun? Pelin Hanım doğum sırasında sizi yanında istiyor. Yani elektrik çarptı. Yandı neden? Söylediğine göre hamilelik kursunda ona çok yardımcı olmuşsunuz. Evet de ben ne yapacağım orada? Çok basit. Kursta yaptıklarınızın aynını. Ama doktor bey ben... Endişelenmenize gerek yok İhsan Bey. Eminim her şey yolunda gidecek. Buyurun. Hadi bakalım. Doktor bey bir şey soracağım ben size. Bu hamilelik kursunda izlediğimiz film gibi bir şey mi? Aynısı. Sadece 3 boyutlusu. Eyvah. Siz doğru olacak mısınız? Benim elimi tutarsınız değil mi? Tamam. Sakin olun. Şimdi ilk yapmamız gereken şey Pelin'i bulmak. Pelin! Bir hemşireye sorsak daha iyi olmaz mı? Olur. Hemşire! Yok, kaçmış. Canım işi vardır, birazdan gelir. Yok, kesin Pelin'i kaybettiler. Şimdi onu arıyorlar. Zavallı bebeğim, hangi asansörün içinde? Bir aşağı bir yukarı inip çıkıyordur şimdi. Yok canım, kaybetmemişlerdir. Nerede peki? Bilmem. Bak gördün mü işte kaybettiler. Kesin kaybettiler. Yok bir arkadaşımın başına gelmişti benim. Bademcik ameliyatı diye girdi. Prostatını alıp gönderdiler. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Hemen gelin o asansörden çıkarın. Bana bakın karımın prostatını almaya kalkmayın sakın. Biz kızımızın doğumu için geldik. Pelin Yıldırım. Evet şu anda doğumhanede. Doğumhanede mi? Benim orada olup ona yardım etmem gerekiyor. İnşallah geç kalmamışım. Şu anda yanında başka biri var. Başka biri mi var? Neydi adı? İhsan Yıldırım. Evet. İhsan doğumhanede ne arıyor? İhsan'ı tanıyorsan çıkış kapısını. Bebeğin esas babası benim canım. Benim orada olmam gerekiyor. O zaman buyurun size bir önlük giydirmemiz gerekiyor. Hadi çabuk giydirin o zaman. Çabuk. Kim bilir ne kadar heyecanlanmıştır benim biricik kızım. Küçükken de böyle heyecanlanırdı. Hele bir keresinde. Ya Feraye geç bunları. Pelin artık koskoca bir kadın oldu. Haklısın galiba. Boşuna endişeleniyorum. Yorgun. Feraye. Yorgun. Sevim. Evet. Ben hazırım. Başak. Yıldırım ailesinden kimse var mı burada? Pelin. Aşkım çok özür dilerim yanında olamadığım için. İyi misin? İyiyim Başak. Baba. Endişelenmeyin. Hafif bir baygınlık geçirdi o kadar. Siz Başar Bey olmalısınız. Evet benim. Buyurun gelin benimle. Karınız deminden beri adınızı sayıklayıp duruyor. Aşkım canım. İhsan iyi misin? İyiyim. Yani Sevinç bir kadın doğum sırasında neler yaşıyor sen hayatta tahmin edemezsin. Beni yalnız bırakmadığın için çok sağ ol İhsan. Ne olacak canım herhalde yani. Biricik torunumun annesi. Yalnız mı bırakacaktım? Ya düşünsenize artık evde istediğimiz gibi şımartabileceğimiz minicik bir torunumuz olacak. Ay ne kadar güzel bir şey değil mi? Harika değil mi? Ya. Ne oluyor ne somurtuyorsunuz ya? Altını biz değiştirecek değiliz ya. Başar Ankara'daki işe kabul edilmiş. Yakında taşınmayı düşünüyor. Yapma ya. Vazgeçirmeye çalıştık ama pek kararlı gözüküyor. Sen yanımızda olsaydın belki fikrini değiştirebilirdin. Ben? Mümkün değil Sevinç. Nasıl yaparım böyle bir şey? Yani Başar'a ben diyeceğim ki Başar torunumuzu burada bırak. Biz istediğimiz gibi şımartalım. Sen ne alt edersen et. Hayatta olmaz böyle bir şey. Yapamam biricik oğluma. Mümkün değil. Haklısın galiba kusura bakma.
Haklı olduğum konusunda çok haklısın Sevinç'im. Belki başka bir şekilde onu burada kalmak için kandırabiliriz diye düşünüyorum ben. Ay inşallah geç kalmadık. Hadi Fahmiye sallanmayın. İyi de Melekşah Hanım, beni siz sallıyorsunuz. Neredeler? Pelin hala doğumhanede. Bebek? Köşedeki kebapçıya lahmacun almaya gitti. Kolay gelsin İrfan. Kızlara gösterip komşularım diye hava mı atacaksın? Hayır efendim. Bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf albümü hazırlıyorum. Ay, çok düşüncelisiniz İrfan Bey. Olmaz olur muyum efendim? Düşündüm ki Başar'la Pelin Ankara'ya taşınırken bu albümü yanlarında götürebilirler. Ben gidip bir kahve alayım. Ben de. Hadi sen de gel Menekşe. Her fotoğrafın altına onunla ilgili bir isim yazmayı düşünüyorum beyefendi. Bakın bana öyle. Evet. Mesela bu fotoğrafın altına yazacağım isim şu. Büyük Baba. Nasıl? Muhteşem. Diyorum ki dışarı çıkıp bir ağacın resmini çeksen, altına da şöyle yazsan çok anlamlı olur. Ağaç. Alem adamsınız azizim. Neyse ben biraz daha fotoğraf çekeyim. Çek de bize çektirme İrfan. Burası fazla kasvetli geldi bana. Biraz bir hava lazım. Bence de. Gidip hastanenin bütün pencerelerini açsana sen. Aa, doğru. Çok iyi fikir. Neden akıl edemedim sanki? Hemen. Allah akıl fikir versin. Yine versin ben. Yorgu, sana bir şey söyleyeceğim ama hep beraber demeyeceksin. Peki İhsan. Çok yaşa. Sen de gör İhsan. Ya bu doğum da ama uzun sürdü. Evet ya. Bebeğin gideceği yol da alt tarafı iki adım. Ben filmi gördüm. Ben endişelenmeye başladım Sevinç. Hala çıkmadılar. Dur bakalım, biraz daha bekleyelim. Bari biri çıkıp bir şey söylese. Ya. Pelin'i doğurduğum günü hatırladım da. Daha sanki dün gibi. Başar da öyle. Zaman ne çabuk geçiyor. Haklısın. Ben de meraklanmaya başladım. Ne oluyor acaba içeride? Bir bilsem. Bir aksilik olmasın? Yok Sevinç Hanım. Sıra Feraye Hanım'da. Buyurun. Yok. Daha fazla dayanamayacağım. Ben gireceğim içeri. Haklısın Sevinç. Dayanılır gibi değil. Ne zor şeymiş doğumhane kapısında beklemek. Melekşe. Böyle bir zamanda nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Bol bol kahve içerek. Ne oldu İrfan? Açabildin mi pencereleri? Aman efendim sormayayım başıma geleni. En üst kata kadar çıktım, baktım bütün pencereler kapalı. Hepsini teker teker açayım da püfür püfür etsin istedim. Bir de ne göreyim? Göğüs hastalıkları böyle büyümüş. Beyler hadi kalkın, sizin beraber ben bir fotoğrafınızı çekeyim. Hadi beraber. Evet, ne olur. Evet, hadi kalkın. Almayayım. Sağ ol. Bakın, bu fotoğrafa vereceğim ismi de buldum efendim. Müsaadenizle Büyük Babalar. Hadi beyler. Kalkın yanına şöyle. Hadi bakayım. Ah çok güzel, çok güzel. Şey ama olmaz öyle. Biraz yaklaşın bakayım, birbirimize yaklaşın. Yaklaşamayız. Neden efendim? Aramızda Ege Denizi var. Bir de yorgunun 12 mil uzunluğundaki göbeği. İhsan Bey, ne olur efendim istirham ediyorum ya, torununuzun hatırı için. Hadi beyler şöyle ellerinizi birbirinizin omuzuna doğru getirin. Evet, dostane bir şekilde çok güzel gülümseyin. Bir, iki, Yeter, kolum yoruldu, ben kahve içmeye gidiyorum. İhsan Bey kahve standına doğru ilerlerken. İrfan. Kahvesini doldururken. İrfan. İhsan Bey bana sinirlenirken. İrfan. İhsan Bey üstüme yürürken. İrfan. İhsan Bey katil olurken. Sevinç Hanım beni kurtarırken. Evet. Muhteşem oldu efendim. Tam eski İtalyan cep fotoğrafmanlarına benzedi. İhsan sen içerideyken bir sorun olmadığından emin misin? Endişelenecek bir şey yok Sevinç, merak etme. Eminsin değil mi? Evet, doktor bana kendi söyledi. Nasıl söyledi? Nasıl söyledi? Endişelenecek bir şey olmadığını nasıl söyledi? Gülümseyerek endişelenecek bir şey yok mu dedi? Yoksa endişelenecek bir şey yok mu dedi? Sevinç. Bence biz Menekşe'yi alalım vuralım İrfan'a. İrfan'ı alalım vuralım Menekşe'ye. Hem biz huzur buluruz hem de vatana millete hayırlı bir iş yapmış oluruz. Bırak şimdi İrfan'la Menekşe'yi, çok daha önemli sorunumuz var. Evet İhsan. Kızım yarım saattir içeride. Hiç kimsenin bir şey dediği yok.
Kesin bir sorun çıktı. Duruma el koymalıyız. Yürüyün. Hayır. Bir dakika. Hemşire hanım. Ben torunumdan şu anda haber almazsam sen var ya.